Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri yayınlandı. Dünkü videomda tahmin ettiğim gibi biraz yüksekçe geldi. Hatta bekleyen de azıcık üstüne çıktı. Ama piyasa pek aldırmadı. Neden aldırmadı ona size anlatacağım. Piyasa şu an itibariyle açılmış durumda ve yön hafif yukarı doğru. En son baktığımda evet şu anda da gördüğüm kadarıyla yön hala yukarı. Nasdaq %0.69 yükselmiş durumda. Sebebi ne? Detaylara bir bakalım. Önce bir sayıları görelim. Çekirdek enflasyon aydan aya %0.4 geldi. Beklendi 0.3'tü üstünde kaldık. Çekirdek enflasyon yıllıkta %3.8 geldi. Beklendi 3.7 idi. Yine hedefin üstünde kalındı ama düşüş eğilimi devam etti. 3.9'dan 3.8'e gelmiş durumdayız. Maaşer enflasyonda ise 3.2'ye geldi yıllıkta. Oysa beklenti 3.1'di. Bir önceki dönemde 3.1'di. Burada yükseliş var. Maaşer enflasyonda aylıkta 0.4 hedefi tuttu. Yani peki aylıkta hedef tutup da yıllıkta nasıl tutmuyor? süratlardan yani buradaki süratlara göstermiyorlar. 0.451 gelmiştir mesela o yüzden 3.2 gibi yansıyor yılda işte borsa bunu pek ciddiye almadı. Yani dedi ki bizim enflasyonumuz hala düşük. Unutmayın FED'in hedefi %2 ama bu hedef 2025 hedefi şu anda hedefleri çerçevesine gidiyor. Artı faizler zaten oldukça yüksekler. Tekrar buradan faiz artı çıkmayacağı da kesin. Ama yani Mart'ta faiz düşüşü gelir mi? FED bunu kullanarak muhtemelen faizleri düşürmeyecektir diye düşünüyorum. Peki detaylara bakalım. Bir de detaylara bakalım. Şimdi gıda geçen ay biraz canımızı sıkmıştı. Bu ay görüyoruz ki evden yemek yemede enflasyon sıfırlanmış aylıktan ayla. Süper bir haber. Evin dışında yemek yemede de enflasyon %0.1'e inmiş aylıkta. Daha evvel 0.5'ti. Yani gıdada bir sorun yok ki. Amerikan tüketicisi tabii gıdayla çok ilgili. Siyasetçiler de çok gıdayla ilgili. Enerjide bu ay enflasyonun yükseleceğini tahmin ediyorduk. Çünkü petrolün fiyatlarında %7-8'lik tırmanış vardı. O hakikaten buraya da yansımış. Baktığımızda enerji emtiyalarında %3.6'lık yükseliş var. Enerji Teknoloji ciddi etkilemişlerdi tabi. Enerji hizmetlerinde de yüzde 1.1'lik yükseliş var. Hani kıyaslama yapmak gerekirse geçen ay enerji hizmetleri eksi yüzde 4.5. Enerji emtiyada ise eksi yüzde 0.9'du. Bunların çarpanı da büyük biraz sonra bakacağız. Epey bir etkilemişler enflasyonu. Fakat bu da yine pek piyasanın umurunda olmayan bir konu. Çünkü Fed'in enerji fiyatlarına bakmadığını, bununla ilgili bir tasarrufun olmadığını biliyorlar. Enerji fiyatları global piyasalarda belirleniyor. Faizlerle ilgisi yok. Ürünlere bakalım. Emtiyada tarafına baktığımızda komodo değil less food and energy commodities. Yani gıda ve enerji haricindeki emtialarda enflasyon 0.1. Yani bunu yıllıklandırırsanız 1.2'ye geliyor. Yine son derece iyi bir sayı var burada elimizde. İkinci el araçlarda enflasyon 0.5. Bu beni şaşırtan kalemlerden bir tanesi. Oysa arabaların fiyatları sanki düşüyor gibi gözüküyordu. Giyimde %0.6'lık artış var. Bunu mevsimsellikle ilgisi olabilir. Biraz sonra azıcık daha detayına bakacağız. Medical care commodities yani tıbbi bakım ürünlerinde enflasyon yine beklenenin hedefin altında 0.1 sorun yok bunda. En çok şaşırtan konu barınma. Biliyorsunuz barınma üzerinde çok durmuştum özellikle ev sahiplerine edecekler diye. O detaya biraz sonra gireceğiz ama barınmanın geneli 0.4 geldi. Bir önceki ay 0.6 idi. İyi ki de böyle geldi açıkçası. Çünkü enerji fiyatları ve enerji fiyatlarının temelde yansıdığı ulaşım hizmetleri. Bakın burada ulaşım hizmetlerini de enflasyon yüzde 1.4'ü bulmuş. Bu ikisindeki tırmanışı kiralardaki yumuşama çözdü. Kiralarda derken de detayına geleceğiz. Ev sahipleri yumuşamış aslında. Ve bir yandan yine beni sevindiren bir konuda tıbbi hizmetler de ucuzlamış. Bunu beklemiyordum mesela burada yükseliş sürebilir diyordum. Yani biraz aslında işler terse döndü gibi enerjideki tırmanışı öngörmüştük. Onda bir sorunumuz yok. Fakat kiralarda ve tıbbi hizmetlerde düşüş beklemiyordum. Oralarda düşüş olmuş. Böylece bunlar birbirini biraz telafi etmişler. Böyle gözüküyor. Biraz daha detaylı tablolara bakalım. Burada şurası enflasyon içerisindeki çarpanını gösteriyor. Yani yüz üzerine etkisini. Büyük çarpanlara bakalım. Food at home. %13 etkisi var. Gördüğünüz gibi enflasyon sıfır burada. En çok endişelenebilecek konulardan bir tane Aşağı doğru kaydırıyoruz. Food away from home. Evin dışında yemek yemek. Etkisi 5.38 çarpan 0.1 çıkmış bu ayki enflasyon. Yani yok gibi bir şey. 0.1 demek. Yıllıkta 1.2 demek. Biz 2.5'a iki 2'ye razıyız. Yani şu 0.2 0.3 olsa bile çok endişelenecek bir şey gözükmüyor. Enerji tarafında tekrar enerji emtialarının çarpan etkisi 3.4. Yani süper yüksek değil ama nispere etkisi var. Onun 3.6 geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde enerji hizmetlerinde 3.1 bir onun da 0.8 geldiğini görüyoruz. İkisinin toplamı enerji emtia ve hizmetleri 6.6 enflasyonu etki ediyor 100 üzerinden ve oradaki sayı yüksek zaten enflasyonu biraz bozmuş gibi gözüküyor. Ürünlere geldiğimizde all items less food and energy yani gıda ve enerji dışarı bıraktığımızda enflasyon 0.4. Burada böyle bir bakınca insan bir telaşeye kapılıyor. Ne oluyor acaba diye. Detaylara bakmak lazım. Commodities less food and energy commodities deyince yani ürünlerin içerisinden gıdayı ve enerji düştüğümüzde emtiaların enflasyonu sadece 0.1. Burada bir sorunumuz yok. Nerede sorun var derseniz iki yerde var. Bir tanesi giyim. Geçen ay eksi 0.7 idi. Bu ay artı 0.6. Muhtemelen Amerika'da indirim sezonu bitti. Yeni sezon ürünleri yavaş yavaş giriyor diye yorumluyorum. Onun dışında buna bir açıklamam yok. Amerika ağırlıklı olarak giyim ürünlerini Çin'den alıyor ve orada aslında ucuzluklar devam ediyor diye biliyorum. Yine aynı şekilde ayakkabı tarafında da bir önceki ay eksi 0.9'muş. Bu ay 1.6. Ayakkabının etkisi 0.5 enfla Giyimin etkisi ise 2,5. Yani onun bayağı etkisi var. Buradan biraz gol yemişiz. Ulaşıma baktığımızda yeni araçlarda fiyatlar düşmeye devam ediyor maalesef. Tesla'yı da hatırlayın. Eksi 0,1. İkinci el araçlarda şaşırtıcı bir enflasyon var ama bu şundan olabilir. Bakın bir önceki ay eksi 3,4'tü. Bu ay tekrar 0,5. Belki burada bir fiyatlardaki o geçen ayki düşüşümü düzeltmesi geliyor bilemiyorum. Yani rakamlar da o kadar bazen tutarsız olabiliyor ki tek aydan karar vermek hakikaten zor. Ama araç fiyatları ikinci elde biraz artmış gibi gözüküyor. Tıbbi bakım ürünlerindeki enflasyon 0.1 bunda bir sorunumuz yok. Eğlence ürünleri eksi 0.2 spor ürünleri eksi 0.6 diğer eğlence ürünleri eksi 0.7 eğitim ve iletişim ürünleri 0.2 ki yılda 2.4'e gelir bir sorunumuz yok. Alkollü içecekler 0. İç beyin Amerika'da zaten Ramazan geldi. Sigara gibi ürünlerdeki enflasyon 0.7 biraz yükselmiş ama toplama etkisi 1.37 civarında. Yani aslında ürün tarafında bir ikinci el arabalarda bir de giyimde özellikle ayakkabı tarafında bir gol yemişize benziyor. Ya sezonsal bir mesele ya geçen ayın çok düşüşünün geri gelişi indirimlerden çıkıldı biliyorsunuz. Belki geçici indirimler vardı ama çok korkunç bir sayı burada yok. Gelelim işin barınma tarafına burası şaşırtıcı geldi. Barınmanın toplamı shelter 0.4 geldi. Bir ay önceye göre 0.6. Barınma toplamının enflasyon üzerindeki etkisi %36 çok çok yüksek. O yüzden bu bunun düşük gelmesi açıkçası epey bir rahatlattı ortalığı. Yani bu geçen ayki gibi gelseydi baya kabus bir enflasyon olurdu enerjinin üstüne binmesiyle beraber. Rent of primary residence yani kiralardaki artış 0.5 burada hafif bir yukarı gidiş var. Ama onu ne telafi etmiş? iki yerden bir dışarıda konaklamada enflasyon 1.8'den 0.1'e düşmüş. Muhtemelen Amerika'da okul tatilleri bitti, yılbaşı atlatıldı. O yüzden enflasyon burada biraz daha düşük geliyor. İnsanlar daha az otele gidiyorlar. Bir de en hoş gün ev sahibi biraz insafa gelmişler. Bir önceki ay 0.6 vermişlerdi. Bu ay tekrar 0.4'e geldi. Bunun tek başına etkisi %26 oradan yırttık. Nereye insafa geldiler? Yine endeksle mi oynadılar bilmiyorum ama bu çok iyi oldu. Bu yüksek gelseydi her şey dağılabilirdi. Çünkü kiracıların normal kira beyanlarındaki enflasyonda görüyorsunuz primary residence'e düşüş yok. Hatta yükseliş var. Bunu da öngörmüştük. Kiralar pek gerilemiyor demiştik. Allah'tan ev sahipleri burada oyunu kurtarmışlar. Tıbbi bakım hizmetleri bizi üzen kalemlerden bir tanesiydi. Orada ciddi bir gerileme görüyoruz. 0.7'den eksi 0.1'e kadar gerilemiş. Gol yediğimiz bir başka yer. Ulaşım hizmetleri. Ulaşım hizmetleri bir önceki ay 1'di. Bu ay 1.4 gelmiş. Özellikle nerede gol yemişiz burada? Araba ve kamyon kiralama çok artmış. %3.8'e gelmiş. Burada sigortayı merak ediyorum. Sigortadaki biraz tempo düşmüş. Biliyorsunuz yine dertli olduğumuz konulardan bir tanesiydi. O da rahatlatıcı. Toplu taşıma public transportation 1.3'ten 2.3'e gitmiş. Hava yolları 1.4'te. 3.6'ya çıkmış. Yani bunu hem bir yandan petrol fiyatları açıklayabiliriz herhalde. Başka da nasıl açıklanır bilmiyorum. Eğlence hizmetleri enflasyon üzerindeki etkisi %3.2, %0.5 artmış. O çok önemli değil. Diğer kalemlere bakalım. Başka büyük kalem var mı? Eğitim ve iletişim hizmetleri artmış. Diğer kişisel hizmetler makul seviyelerde kalmış 0.3. Bir de özet tablolara bir bakalım. Güzel özetler de sağlıyor Amerikan İstatistik Kurumu bize. Oradan da son yorumu yapalım. Orada beni açıkçası şaşırtan temel bir kalem var. Bakın biz burada şu ana kadar hep all items less shelter yani bütün kalemlerden barınma düşmüş enflasyon 0.1'lerde geliyordu. O 0.5'e sıçradı. Yani burada ciddi bir sıçramamız var. Bunun arkasındaki kalemleri tekrar hatırlayalım. Enerjiden ciddi bir gol yemiş durumdayız. Giyim eşyalarından bir gol yemiş durumdayız. Sıfır kilometre arabalardan bir gol yemiş durumdayız. Bir de ulaşım hizmetlerine Yani kalemler bunlar ve ulaşım hizmetleri enerji zaten Paralel hareket ediyor. Eğer bu giyim tarafındaki mesele mensupsel bir mesele ise aslında çok da kötü sayılar yok elimizde. Dünkü videomda şunu söylemiştim. Beklenen üzerine enflasyon gelebilir ama piyasanın tepkisi çok olumsuz olmayacaktır. Çok aşırı bir şey gelmedi diye söylüyor. Öyle aşırı bir şey yok. Küsuratlardan oynamış aslında sayılar biraz. Yine de tabii enflasyonun düşüş hızı özellikle çekirdekte yavaşlamış durumda. Hatta manşete azıcık yukarı tekrar geldik. Hoş değil ama Mart ayına kadar piyasanın buna çok üzülmeyeceğini düşünüyorum. Mart ayını görmek gerekiyor. Mart ayında da enflasyon eğrisi aşağıya doğru tekrar dönmüyorsa biraz sıkıntı olur. Ama şimdilik geçici gibi gözüküyor. Enerji fiyatları bildiğim kadarıyla Mart'ın başından beri aşağı yukarı sabitler. Yani gelecek ay enflasyonda olmayacak. Maalesef kiralar düşmüyor ama ev sahiplerinin bakış açısı değiştiği için barınma tarafını oradan dengeliyoruz. Yani çok korkunç bir şey yok. Keşke daha iyi olsaydı ama şimdilik vaziyetler böyle. Ben pozisyonlarını long kalmaya devam ediyorum. Piyasada şu anda çok olumsuz değil zaten. Sevgili kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.